Hemen hızlıca Yenikapı'ya gidiyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, Pınar Çıtak Koygun'un yanında oradaki son hazırlıkları, CHP'nin bakışını anlatacak. Pınar, söz sizde. Teşekkürler Ahu Özyurt. Yenikapı miting alanında artık son hazırlıklar yapılıyor. Yarın saat 17 itibariyle burada Demokrasi ve Şehitler mitingi başlayacak biliyorsunuz. Ama saat 13.30-14 itibariyle vatandaşlar alana alınmaya başlayacak. Tabii Demokrasi ve Şehitler mitingine siyasi parti liderlerinin tamamının katılımı çok çok önemli. Birlik ve beraberlik mesajları da verilecek bu arkamda görmüş olduğunuz sahneden. Ve onun yanı sıra tabii ki İstanbul'da yapıldığı için İstanbul'da her siyasi partinin il başkanları da burada olacak. Partilerin teşkilatları da burada olacak. İşte o teşkilatlardan, o partilerden bir tanesi de CHP olacak. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenikapı'da düzenlenecek bu mitinge katılacağını açıklamıştı. Dün itibariyle biz bu haberi öğrenmiştik. Şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. Canlı yayın konuğumuz CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce özetledim. Dün biz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada katılacağını da öğrendik. Sadece o değil tabii. Kimler olacak burada? Saat kaçta burada olacak kendisi ve sizler ne zaman geleceksiniz? Yarın miting saatinde genel başkanımız burada olacak saat 5'te. Biz de çok geniş bir katılım organizasyonu yaptık. 39 ilçemizde gençlik kollarımız, kadın kollarımız, partinin bütün aktif birimler hepsi çalışıyor. 14 tane belediye başkanımız, 28 milletvekilimizle beraber uzun bir çalışma yaptık il yöneticisi arkadaşlarımızdan. Yaklaşık 3-400 bin insanın yarın katılacak şeyde başlayarak, İstanbul İl Merkezi'nden başlayarak buraya kadar yürüyerek gelecektik. Ama biraz önce, sizden yarım saat önce bizim İstanbul Milletvekilimiz Dursun Çiçek'le Emniyet Müdürü'nün yaptığı görüşme sonucu güvenlik açısından o uzun yürümenin doğru olmayacağını, emniyet yardımcı olmalarını söyledi. Biz de emniyetin bu isteğini kabul ettik. Orada yürüme yerine herkes kendi bayrağını, kendi Atatürk posterine beraber direkt alana katılmış olacak. Yani esas şeyimiz bu. Bursa aracınızla bildirmiş oldum bunu. Niye katılacağız yarın bu? Şüphesiz birlik, beraberlik burada çok çok önemli tabii, değil mi? Onun üstüne basarak söylüyoruz ilk defa. Şimdi bu birlik, beraberliğe her dönemkinden daha fazla ülkenin ihtiyacı var. Bütün siyasi partilerin de buna ihtiyacı var. Biz yarın burada siyasi parti çıkarlarını bir tarafa bırakarak demokrasinin gereğini yerine getirmek için yarın buradayız. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi olarak niçin buradayız? Mustafa Kemal'in meclisini bombalayanlar, kurucu iradeyi, kurucu meclisi bombalayanlar, anlaşılıyor ki kendisi gibi düşünmeyen herkesi bombalamaya, herkese karşı olduklarını belirttikleri için buradayız. Yani yarın darbelere, darbecilere karşı olmak için buradayız. Yarın demokrasiyi daha çok kökleşmesi, demokrasinin kurallarının bütün koşullarıyla işlemesi için yarın buradayız. Çünkü demokrasi dönem dönem, biz bu darbelerde çok çektik. Çok çeken partinin il başkanıyım ben. Genel başkanımız dönem dönem tutuklandı. Partimiz kapatıldı 12 Eylül'de. 12 Mart'ta muhtıralarla karşı karşıya kaldık. 28 Şubat'ta onlarca darbeyle, darbeciyle karşılaşan bir gelenekte geliyoruz. Her darbe yapıldığında ülkemiz bilgi olarak, beceri olarak, beyin olarak geriye gitti. Her darbe yapıldığında ülkede bilginin yerine, liyakatın yerine, ırka dayanı, mezhebe dayanı anlayışlar daha çok etkili olmaya başladı. Her darbe yapıldığında bu ülkede düşülen binlerce, milyonlarca insan içeri atıldı, tutuklandı. Ben o gelenekte gelen birisiyim. 12 Eylül'de bu darbecilerden, işkencelerden, tezgahlarından geçtik. Onlarca arkadaşımız idam edildi. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi tutukladılar. Mesela 12 Eylül'de o dönemki genel başkanımız Sayın Ecevit'i tutukladılar. Sayın Baykal partimizin milletvekiliydi, onu tutukladılar. Sonra Adalet Partisi genel başkanını tutukladılar. Sonra rahmetli Erbakan'ı tutukladılar. Sonra rahmetli Türkeş'i tutukladılar. Sonra kendisi gibi düşünmeyen herkesi tutukladılar. Türkiye'nin darbelerle geçirmiş olduğu
onca sene var, evet. Deneyim de çok. Ama tabii burada hassasiyet de çok önemli değil mi? Dün de zaten Sayın Kılıçdaroğlu dile getirdi. Bir takım hassasiyetler vardı. Biraz da ondan bahsedelim dilerseniz tabii, buraya katılmadan önce. Tabii tartışmasız yani bu darbelerin ülkeyi nasıl ayrıştırdığını, nasıl böldüğünü, nasıl yalnızlaştırdığını, ekonomik olarak ülkeyi nasıl uçurumun ucuna getirdiklerini gördük, yaşadık. Şimdi bu darbe girişimi de, bu darbe kalkışması da, bu 15'inde yapılmak istenen darbenin birinci amacı Türk demokrasisine yönelik, Türk parlamentosunun kapatılmasına yönelikti. Esas da Türk ekonomisine yönelikti. Türk halkının diz çöktürülmek istenen, uluslararası sermayenin önüne diz çöktürülmek istenen ve ülkeyi bölmek isteyen, böldürtmek isteyen, ırka, bölgeye, yöreye ayırmak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Onun için biz yarın buradayız. Biz bu darbecilere inat, bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeyi şimdiye kadar ayrıştırmak isteyenler, inanan inanmayan, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye ayırmak isteyenler, Laz, Çerkez diye ayırmak isteyenlere inat. Biz bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşadık. Birlikte olmaya devam edeceğiz. İnatla beraber olacağız. İnatla ayrışmayacağız. İnatla demokrasinin gereğini yerine getireceğiz. İnatla bu ülkenin geleceğini, yeniden inşasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak, başta gelen başkanımız olarak, bütün parti kurumları olarak yeniden inşa edilecek Türkiye Cumhuriyeti'nin artık mezhebe, ırka, inanca dayanarak oluşmamasını, bu ülkenin demokrasisinin bütün kurumlarıyla liyakata dayanan, bilgiye dayanan, beceriye dayanan ve yurtseverliğe dayanan anlayışın öne çıkarması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Yarın burada demokrasinin, özgürlüğün, insan haklarının savunucusu olacağız. Yarın siyasi parti çıkarlarımızı bir tarafa bırakacağız. Oraya gireyim Mehmet. Evet, o çıkarları bir araya bırakmak hassasiyet dedim ya. İşte o noktada Kılıçdaroğlu'nun Atatürk posterinden daha büyük bir poster olmasın ve konuşma süreleri, parti bayrağının olmaması yönünde bazı böyle hassasiyetlerini dile getirdiğini biliyoruz. Siz neler söylersiniz? Evet, biz genel başkanımızın bu talimatı üzerine bütün İstanbul örgütüne 240 bin üyemizin tamamına ve doğal yandaşlarımıza, yüzlerce sivil toplum örgütünün tamamına mesajlarımızı gönderdik, iletişimimizi kurduk. Yarın sadece Türk bayrağı ve Atatürk posteri olacak burada. Çünkü yarın bu ülkenin ne kadar kurucu felsefeye, ne kadar Atatürk ilkelerine, laikliğe ne kadar ihtiyaç olduğunu ayın 15'inde hep beraber gördük. Büyüttüklerimiz, yetiştirdiklerimiz bu ülkeye ne kadar zarar verdiklerini gördük. Onun için yarın ülkenin geleceğini inşa etmesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Önümüzdeki süreçte laikliğin, demokrasinin bütün kurumlarıyla, bütün anlayışıyla yerleşeceği yeni bir Türkiye, ekonomide uluslararası sermaye diz çökmeyen bir Türkiye, uluslararası sermayenin önünde önlük iliklenmeyen bir Türkiye, bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkenin özgürlüğü için Cumhuriyet Halk Partisi parti çıkarlarını yarından sonra kişisel söylemlerimizi, parti söylemlerimizi söyleyeceğiz. Derseniz siz İzmir'de de bir miting düzenlediniz, evet. En son ve onun öncesinde de bir İstanbul mitingi vardı. Orada da yine burada birlik beraberlik mesajları verildi. Zira onun yanı sıra bir de bu demokrasi nöbetleri sırasında siz de hiçbir ayrım olmaksızın yine kürsüdeydiniz, sahnedeydiniz. Peki orada neler hissettiniz? Bir sefer Cumhuriyet Halk Partisi burada tavrını koydu. Darbe kalkışmanın ilk günü genel başkanımızın koyduğu darbelere karşı, her türlü diktaya karşı olduğunu altını çizerek belirtti. Biz aynı günden itibaren onlarca etkinlik, onlarca eylem yaptık darbelere karşı. Demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesini verdik. Taksim'de milyonlarca insan, 1 milyon 279 bin kişi gelip gidenlerle beraber 2 milyonu aşan büyük bir kitleyle İstanbulluları buluşturduk. İstanbullularda korkuyu attırdık, baskıyı attırdık, her türlü tehdidi attırdık. Sadece demokrasiyi, sadece özgürlüğü, sadece Mustafa Kemal ilkelerinin bu ülkeye ne kadar yararlı olabileceğini Taksim'de alanlarda haykırdık. İki gün önce aynısını İzmir'de yaptık. Binlerce İzmirli Gündoğdu Meydanı'nda, ben de oradaydım, buradan geliyorum zaten. Binlerce İzmirli gene Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü, demokrasiyi, özgürlüğü, bu ülkede herkesin birlikte yaşaması, bin yıldır bu topraklarda birlikte saz çalan, birlikte türkü söyleyen, birlikte kemençe çalan, birlikte
olan bütün bu ülkenin güzelliğini darbelere, uluslararası sermayeye rağmen böldürmeyeceğiz. Türkü söylemeye devam edeceğiz. Birlik türküsünü, ülkemizi daha herkesten daha fazla sevdiğimizi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin kuran partisi olarak daha çok yurtsever, daha çok vatan, daha çok ülke bağımsızlığını yarın daha çok savunacağız. Daha çok onu öne çıkaracağız. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağını biliyoruz. Zaten dün belli olmuştu. Konuşmada yapacak bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Ne zaman acaba konuşması? Genel Başkanımız devlet protokolü çerçevesi içerisinde yarın bu mitinge katılacak. Bir devlet geleneğine, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer partilerin katılımı devlet protokolu çerçevesi içerisinde olacak. Konuşma sürelerine sanırım hassasiyetle oraya bir işaret yapmıştı Başbakan Yıldırım'la telefonda görüştüğü sırada. Bildiğimiz bilgimiz o. Konuşma sürelerine de atıf yapılmıştı. Konuşma da yapacak. Tabii Sayın Genel Başkanımız ciddi bir devlet adamıdır. Sorun devlet, ülke olursa parti çıkarları ikinci plandadır. Sorun devlet çıkarları olursa bireysel çıkarları tamamen dışımızda olan bir anlayışa sahip Sayın Genel Başkanımız. Sayın Genel Başkanımız hem devlet tecrübesi, devlet geleneğinde gelmesinden dolayı yarın bu mitinge katılmasının en önemli özelliği devlet hassasiyeti. Çünkü devlet herkes için gerekli. Bu ülkede güçlü bir devletin olması demokrasinin güçlenmesi demektir. Parlamento, güçlü bir parlamentonun olması bu ülkede darbecilerin, darbeye kalkışmak isteyenlerin, darbeyle, baskıyla bu ülkenin düşüncelerini, özgürlüklerini, seçimle gelenlerin seçimle gitmesi gerektiğini, seçimle gelenlerin seçimle birbirinin muhatabı olduğu bir dönem, kısaca demokrasinin, özgürlüğün, insan haklarının savunacağımız yarın güzel bir gün olmasını, ülkemizin bütünlüğünün, ülkemizin bir arada barış içinde yaşamasını özellikle istiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de canlı yayınımıza katıldığınız için. CHP İstanbul İl Başkanı Cemalcan Polat canlı yayın konuğumuzdu. Artık saat 17'de yarın başlayacak Demokrasi ve Şehitler mitingine kısa bir süre kaldı. Bu arada arkamda gördüğünüz canlı yayında da sizlere zaman zaman gösterdiğimiz sahnenin %80'i tamamlandı ki liderler, biraz önce de canlı yayınımızda aktardığımız gibi, tüm siyasi liderler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu sahneden burada mitinge katılacaklara hitap edecek. Saat 13.30, 14.30 gibi vatandaşların buraya hem deniz, hem kara, hem Marmara, hem de Kazlıçeşme kesiminden gelmesi bekleniyor. Ve bir hatırlatma, sahil yolunun da sabah 6 ve gece 12 saatleri arasında kapanacağını hatırlatalım. Sözü tekrar size bırakalım Ahu Özyurt. Pınar'a ve konuğuna çok teşekkürler.